Anlaşılır bir şey gibi aslında. Ben de tam oraya geleceğim. Anlamaya çalışalım diye. Şimdi bakın, arkadaşlarım bu arada görseline de bakıyorlar. Hani 31 Aralık'ta ders hocum bu yayınlanmış. 1 Ocak olabilir ya da sonraki programda olabilir. Şimdi metropol bir evet bakın görev onayı Evet. meselesi. Şimdi biz burada ne görüyoruz? Onaylayanlar turuncu renkte, onaylamayanlar mavi renkte. Şimdi 17-25 Aralık'ta sonra hızla düşmüş. Yani o yolsuzluk iddiaları, imaları vesaire tartışmalar sırasında Erdoğan'ın görev onayı yani onaylanması düşmüş. Daha sonra en yüksek seviyesine hatta 15 Temmuz darbe girişiminde gelmiş. Daha önce baktığınızda en düşük seviye 7 Haziran'da. En düşük seviye 7 Haziran'daki zaten o seçimlerde tek başına iktidar olma imkanı kaybetmişti. Evet. Nereye düşmüş? 37,5'e düşmüş. Sonra 47,7'ye yani 10 puandan fazlasını 10,2 puan artarak 1 Kasım seçimlerine gelmiş. Ne oldu o arada? Suruç'ta olay oldu. İki polis Ceylanpınar'da evde öldürüldü. PKK dendi. Sonra PKK olmadığı anlaşıldı ama üstü kapatıldı. Daha sonra Ekim'de biliyorsunuz Ankara Gar Katliam meydana geldi. Ve hatta bombalar patladıkça aman da ne güzel bizim oyumuz artıyor dedi o zamanın başbakanı Davutoğlu. Sonra işte gidiyoruz belli noktalarda. Koronavirüs salgını sırasında da bir ara 55,8'e çıkıyor onay. Çünkü gene bir kaygı var. Yani terör, pandemi, Güvenlik sorunu belirsizlik, bunların hepsi güvenlik yolsuzluk, sorunu. bir Güvenlik sorunu çıktığı kaygı vakit da. Ha. Şimdi iktidar ekonomide, pandemide, işsizlik olayında, enflasyonda bütün bunların hepsi zaten bir bütün. Dış politikada pek çok başlıkta sıkıntıda. Dolayısıyla bakın işte mesela o öğrencilere PKK'lı yaptılar, işte efendim Marksist bilmem ne terörist. yaptılar, terörist dediler. Ya bir rektör istemiyoruz, kayyum rektör istemiyoruz diyen öğrencilere terörist dediler. Ve bunun üzerinden de bir darbe imaları, darbe hazırlığı işaretleri. Bunlar herhalde tesadüf değil. Buyurunuz. Bunlar gündem belirleme araçları. Bir, ikincisi hükümetin temel stratejisi zaten uzun senelerdir aynı temelde devam ediyor. Türkiye'nin kültürel olarak bölünmüşlük içeren toplumunda çeşitli kültürel fay hatları var. İşte laikler, Sünni mütekitler, Aleviler, Kürtçüler, Türkçüler gibi filan en az 6'ya filan bölünmüş durumda seçmen blokları. Bu blokların arasındaki farklılıkları kaşıyarak, derinleştirerek, ayrıştırıp gererek oy topluyorlar. Dolayısıyla aynı temele dönüp şu anda karşılaştıkları krizlerden çıkmak için milliyetçi, mukaddesatçı esaslara dayanan, oradaki değerleri ön plana çıkaran ve bu değerler açısından seçmenin düşünmesini sağlamaya yönelik bir propaganda mekanizmasıyla karşı karşıyayız. Bu da o propagandanın bir parçası. Biliyorsunuz Mayıs'ta Cuma hutbesinde ilk kez Diyanet İşleri Başkanı koronavirüsün nedeninin lutilik olduğunu açıklayarak başladı. Ondan sonra onun arkasından Bella Ciao parçasının İzmir'de çalınması çıktı. Hala bu parçayı kim çalmış bilmiyoruz. Ama Bulamadık bunu henüz. söyleyen kadın içeride zavallı bir Girdi çıktı cezaevinde. bildiğim kadarıyla ama yani o onun çal yani o teybin kimin tarafından kullanıldığı veya müzik aletinin nereden çalınıyorsa bu sonuç itibariyle müftülükten kaynaklandığı biliniyor ama bulunamadı temel itibariyle. Bunların tamamı oradaki milliyetçi, mukaddesatçı bir takım değerleri ön plana getirmek ve bunlar üzerinden yapılacak eleştiriler sonunda muhalefeti itibarsızlaştırma, düşmanlaştırma ve bu şekilde aman ha bak bizden ayrılır da giderseniz, muhalefete oy verirseniz
size muazzam bir maliyeti olur. Sakın ha bunu düşünmeyin dahi demelerini sağlayacak bir propaganda yöntemi kullanıyorlar. Ve bu propaganda yöntemi bugüne kadar işlerine de yaradı sonuç itibariyle. Tekrar acaba kullanabilir miyiz diye düşünüyor. Bu arada tabii biliyorsunuz başka daha önce çok başarıyla kullanılmış olan simgeler de ön plana çıktı. Türban gibi. Ki türbanı özellikle 1990'lardan itibaren yapılmış olan saha araştırmalarında bizler sorduğumuz vakit Türkiye'de dini baskı var mı diye var diyen bir %20 ila 25-30 arasında bir kitle mevcuttu. Bunlara örnek verin diye sorduğumuz zaman açık uçlu şekilde türban diyorlardı veya başörtüsü diyorlardı. Hala dolayısıyla, diyorlar mı? Bu oran düştü. Hı. Yani 25-30'dan çok daha küçük bir noktaya düştü. 2019'da en son yanılmıyorsak sordum. Şimdi rakamı tam hatırlamıyorum ama %10 gibi filan bir rakam. Onun içerisinde türbanın oranı da düşmüş durumda. Çok yani gündemden düşmüş durumda temel itibariyle. Onu tekrar canlandırmak ve onun üzerinden bir çatışma ortamı geliştirmek ve bu çatışma ortamına dayanarak kendilerine destek olmakta kitlenin kendilerinin yanından ayrılmamasını temin etme. Buradaki temel strateji bu. Bu kitle eğer kendilerinin yanından ayrılmazsa hiç olmazsa önemli bir oy potansiyeliyle tabii bunu yapabilmek için de bir devam edeceklerini kutuplaşma, düşünüyor. Az önce saydığınız işte bloklar dediniz ya, onların daha da kutuplaşmanın ötesinde bir şey bu. Kültürel ayrışma yani. Birçok bakımlardan ayrışma, kültürel ayrışma. Ben buna Kulturkampf diyorum Almanca bir tabirle. Çok enteresan.